Şimdi öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Cuma Çiçek. Bir arada yaşarız. Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı adına vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bugün iki kıymetli hocamızla birlikte Türkiye'de biraz dindarlık, sekülerlik, işte laiklik gibi meseleleri biraz birey, cemaat ve toplum olma kavramları üzerine tartışmaya çalışacağız. Şimdi BAYATAF, Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı esas olarak Türkiye'de çok konuştuğumuz kutuplaşma meselesini başka bir yerden ele almaya çalışan bir sivil toplum aktörü ve esas olarak toplumsal yarılmalardan ziyade toplumun bir arada yaşama potansiyeline odaklanmayı tercih eden, biraz bunu önüne koyan ve buradan yola çıkan bir vakıf ve temelde toplumun bir arada yaşama kanallarını genişletmeyi, var olan kanallara yeni kanallar eklemeyi ne diyelim arzulayan, biraz bunu hedefleyen bir vakıf. Tabii bir arada yaşama dediğimizde esas olarak bir takım yarılmalara, bir takım kutuplaşmalara gönderme yapıyoruz ve biraz da derdimiz tam da işte sınıf gibi, etnisite gibi, ulusal kimlikler gibi, toplumsal cinsiyet gibi, dindarlık, sekülerlik gibi, işte yerellik, göçmenlik gibi farklı ne diyelim katmanlardaki yarılmaları aşmaktan ve bunun ötesinde bir birlikteliği, bir aralığı düşünmekten bahsediyoruz. Bizim bu öngörmüş olduğumuz toplumsal yarılmaların ana hatlarından bir tanesi de altını çizdiğim üzere Türkiye'deki işte dindarlık, sekülerlik, laiklik, yaşam tarzı gibi kavramlar etrafında yürütmüş olduğumuz tartışmalar. Dolayısıyla bu hem vakıf olarak hem de biraz Türkiye'nin güncel ve tarihsel hali olarak da kıymetli bir mesele ve konuşmamız gereken bir mesele. Şimdi devam etmeden önce bir kısa bilgi vereyim. Bir saatlik bir zaman öngörüyoruz. Belki bir hani ilgi yüksek olursa, sorularınızla katkı sağlarsanız belki bir 15 dakika ya da maksimum 20 dakika paneli uzatabiliriz. Ben kısa bir giriş yapacağım ve ardından sözü hocalarıma bırakacağım ve yaklaşık yarım saatlik sunum olacak. Yani her bir hocamızın bir 15 dakikalık sunumu olacak. Daha sonra yarım saat içerisinde iki tur olarak soru cevapla paneli sürdürmek istiyoruz. Hem zamandan tasarruf sağlamak hem de ne diyelim tartışmaları verimli kılmak adına sorularınızı yazılı olarak yazmanızı, sunmanızı rica ediyorum. Zoom'un altında chat bölümünde herkese hitaben sorularınızı eğer yazarsanız ben de mümkün olduğu kadar bunları derleyip hocalarımıza sunmaya çalışacağım. Şimdi izin verirseniz eğer bir hem giriş babında hem de biraz daha ne diyelim belki iki tartışmacıya da biraz top atma adına birkaç hususun altını çizmek istiyorum. Zira bu birey, cemaat ve toplum olma ya da olamama hallerimizin ben hem güncel anlamda bir önem arz ettiği kanaati içerisindeyim. Hem de tarihsel olarak bir takım patikalarımıza işaret ettiği kanaati içerisindeyim. Şimdi güncel anlamda zaten kutuplaşma meselesini çok uzun süre konuşuyoruz ama benim kişisel gözlemim bu meselenin farklı bir seviyeye geldiği yönünde. O da şu görebildiğim kadarıyla Türkiye'nin neredeyse bütün sokaklarında bir güvensizlik hissiyatının ve duygusunun her geçen gün arttığını ve ne diyelim yayıldığını görüyoruz. Bu belki son dönemde özellikle ekonomik kriz bağlamında gündeme geldi ama baktığımızda bir yandan yani tırnak içerisinde kullanırsam seküler sokakta işte 20 yıllık bir İslami gelenekten geldiğine dair hani en azından kabullerin olduğu bir siyasi yönetimden sonra dahası bir güvensizlik hissiyatı hakim. Öte yandan şu anki işte son dönemlerde hükümetin değişme potansiyeliyle beraber ya da buna dair emarelerin ortaya çıkmasıyla beraber dindar camiada AK Parti sonrasında devasa bir revanş yaşanma kaygısı ve ne diyelim bundan kaynaklı bir güvensizlik hissiyatının olduğunu söyleyebiliriz. Hakeza hem bu dindarlık ve sekülerliğin kestiği ama belli ölçülerde biraz da bundan belli bir özekliği olan Kürt sokağında başka bir güvensizlik hissiyatı son 5 yılda yoğun bir şekilde yaşanıyor. İşte kayyumlarla birlikte başlayan Türkiye'de bir güvenlik siyasetiyle Kürt sokağına yansıyan yeni bir dönem içerisindeyiz. Orada da çok yoğun bir güvensizlik hissiyatının hakim olduğunu görüyoruz. Bu anlamda bu güncel anlamda bu güvensizlik hissiyatının aşılmasını işte bu dindarlık, sekülerlik gibi başka bağlamlarda konuşmaya ihtiyaç olduğu kanaati içerisindeyiz. Ama bununla beraber bu mesele güncelden öteye Türkiye'nin bir takım tarihsel patikalarına da bence işaret ediyor ve biraz bu patikaları konuşmamız gerektiğini gösteriyor. Bunlardan bir tanesi en azından 3 patikanın altını çizip biraz konuşmacılara da top atmak istiyorum. Belki değinmek isteyebilirler ya da belki soru cevapta beraber tartışabiliriz.
Bunun bir tanesi belki Türkiye'nin bir hani hem seküler haliyle hem de dinar haliyle bir cemaatler toplumu olduğunu da belki söyleyebiliriz. Zira aslında baktığımızda Türkiye'nin farklı cemaatlerinde farklı hatırlamalar var, farklı unutmalar var. Bugüne dair farklı kimlik inşaları var. Ve tam da bunlardan kaynaklı olarak geleceğe dair farklı tahayyüller var. Bu anlamıyla aslında uzun bir Türkiye'nin bir toplumsal ilişkiler tarihine dair de bir meseleyi konuştuğumuzu söyleyebiliriz. İkinci olarak ya Türkiye aslında aynı zamanda bir büyük göçler ülkesi. Bunun altını çizmek isterim ve bunun da önemli olduğu kanaati içerisindeyim. Burada elbette ki kastettiğim şey Suriyeli göçmenler ya da Afgan göçmenler değil. Türkiye'de yapılan çalışmalar 1975 yılından bu yana yaklaşık 30 milyon insanın daha iyi bir hayata erişebilmek adına mekan değiştirdiğini gösteriyor. Yani çoğunlukla metropoller olmak üzere. Yani bu nüfusun %40'ına denk düşen bir rakam ve yetişkin nüfusun yarısından fazlasını ifade ediyor. Bu devasa mobilizasyon hali, göç hali bir yandan aslında değişime dair büyük bir umut kaynağı. Zira bu mekansal değişimler aslında insanların değişim arzusunun da göstergesi. Ama bununla birlikte tam da bu birey, cemaat ve toplum meselesine dair çok da krizler yaratan bir mesele. Son olarak da biraz Türkiye'nin siyasi haritalarından bahsetmek istiyorum. Bu konuda benim son dönemde dikkatimi çeken iki çalışma var. Bir tanesi 1950 ile 2009 arası yapılan dönemdeki seçimleri kapsayan Türkiye Seçim Atlası. Diğeri ise Konda'nın yapmış olduğu son 10 yıldaki saha çalışmalarının makro analizleri. Ve bu iki çalışma, biri 60 yılı kapsayan çalışma, diğeri ise 10 yıl kapsayan bir çalışma. Her ikisinin de söylediği ortak bir şey var. Türkiye'nin kabaca 3 tane siyasi coğrafyası var. Ve bu siyasi coğrafyaların şekillenmesinde de belirleyici olan iki ana eksen var. Bu iki ana eksenin bir tanesi Türklük ve Kürtlük kimlikleri etrafında oluşan bir yarılma. Diğeri ise daha çok zenginlik ve fakirlik ya da mülkiyet ilişkileri bağlamında oluşan bir yarılma. Ve kabaca işte Fırat'ın doğusunda bir Kürt coğrafyamız var. Türkiye'nin kıyı şeridinde işte İzmir'den belki başlayıp aşağıya doğru işte Muğla'ya, Antalya'ya, Hatay'a kadar uzanan bir kıyı şeridimiz var. Bir de İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi olarak tarif edebileceğimiz üçüncü bir bölgemiz var. Ve işin ilginç tarafı bu özellikle sosyoekonomik anlamdaki bu yarılma aynı zamanda bir dindarlık ve sekülerlik ayrımına belli ölçülere denk düşen bir yarılma. Aynı zamanda bir kırme kent ayrımına denk düşen bir yarılma ve aynı zamanda bir metropolleşme ve ne diyelim küçük şehirler ayrımına denk düşen bir yarılma. Ama benim burada en çok dikkatimi çeken mesele Türkiye'nin bu yarılmalarının mülkiyet ilişkileri üzerine oturuyor olması. Yani bu bütün kimlik meselelerinin aslında altında devasa bir kaynak bölüşümü ve bir ne diyelim bir sosyoekonomik yarılma ve bir mülkiyet ilişkisi meselesiyle çok iç içe geçmiş bir mesele olduğunu gösteriyor da bu yarılmalar. Şimdi burada bırakayım, ben çok detaya girmeksizin çünkü bugün biraz söz hakkı hocalarımızın hakkı. İzninizle Besim Hocam'la başlamak istiyorum ama sözü Besim Hoca'ya vermeden önce kısaca biraz hocamızdan bahsetmek isterim. Besim Hocamız 1990 Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Doktorasını Mimar Sinan Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Yine yüksek lisansını aynı bölümde tamamlamış oldu. Besim Hocamız hem Türkiye'den de uluslararası alanda birçok üniversitede ders vermiş olan bir hocamız. Frankfurt Goethe'de, Paris 8. Üniversitede, yine Lisbon, Strasbourg ve Mainz Göttingen Üniversitelerinde dersler vermiş ve doktora sonrası araştırmalar yapmış olan bir hocamız. Türkiye'de de Mimar Sinan gibi, Marmara gibi, İstanbul Bilgi gibi, yine Yıldız Teknik gibi, Galatasaray, Kırklareli, İstanbul ve Sakarya Üniversitelerinde ders vermiş olan bir hocamız. Besim Hoca 2019'dan bu yana ne diyelim emekli oldu diyelim. En azından üniversiteyle ilişkisini ne diyelim sınırlandırdı. Ama yazmaya, çizmeye, konuşmaya devam eden bir hocamız. Hali hazırda Perspektif haber portalında yazan bir hocamız. Ve dönem dönemde Medyascope programlarına katılarak görüş önerileriyle kamusal tartışmalara katkı sağlamaya çalışan bir hocamız. Çok fazla kitabı var ama ben son olarak son iki yıl içerisinde yayınlanmış, 2020'de ve 2021'de yayınlanmış iki kitabını hatırlatıp sözü kendisine bırakmak istiyorum. Her ikisini de Timaş Yayınları yayınladı. Biri Poetik ve Politik, bir kültürel çalışmalar ansiklopedisi. Diğeri de Duvar Gazetesi'nde yazmış olduğu yazılardan oluşan Sosyolojik Nazar Duvar Yazıları kitabı. Besim Hocam buyurun, söz hakkı sizde. Hocam 15 dakika süreniz var. Sadık kalabilirseniz çok memnun oluruz. Buyurun hocam. Tabii. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Cümleten iyi akşamlar.
Evet, ben biraz durum tahlili gibi bir konuşma yapmayı planladım, uygun görürseniz. Yani durumun nasıl diyelim, durumun sorumlularını, kimin daha suçlu olduğunu değil de aslında bunun aslında biraz daha tarihsel, sosyolojik sebeplerini analiz etmeye, tahlil etmeye çalışan bir şeyler söylemeye çalışacağım. Aynı zamanda şey bayağı bilgi verdim abi, utandım da. Şimdi ben bir kafam biraz bu problemlerle odaklı zaten. Ben bir kitap yazıyorum şu anda. İşte Türkiye'nin kutuplaşmasının soykütüğü gibi falan, biraz üçüncü serimden bugüne gelerek falan, neyse. Pek vakit harcamayın. Dolayısıyla kafam zaten bu meselelerle biraz dolu. Şimdi önce bir kavramsal çerçeveye bir şey edeyim. İşte biz nasıl diyelim, sosyoloji modern bir bilim. Yani işte 200 küsur yıllık tarihi var. Ve aslında sosyolojinin ortaya çıkışı, Avrupa tecrübesine bakarsanız, tam da aslında Türkiye'nin bugünkü haline benzer hallere bir çerçeve oluşturmak veya bir çözüm, bir aks oluşturmak için bence ihtiyaç olarak ortaya çıkmış bir şey. Çünkü hani sosyolojinin temel mottosu biliyorsunuz, işte düzen içinde ilerleme, ondan sonra ya da değişimin mümkün olduğu kadar düzenli olması. O yüzden sosyolojiye muhafazakar bir disiplin diyenler buradan diyorlar zaten. Daha soldan gelen eleştiriler çerçevesinde bakarsak, işte kurucu babaların da böyle bir perspektifi olmadığı söylenemez. Bir haklılık payı var. Dolayısıyla hani bu modernliğin inşa sürecinde o kamunun oluşma süresindeki çatışmaları, çok yoğun çatışmaları, sosyal, toplumsal, ekonomik, kültürel çatışmaları nasıl daha düzenli bir şekilde ya da daha az hasarla atlatabiliriz'in şeyi bu. Dolayısıyla burada mesela bir takım kavramlar ortaya çıkıyor. Bunların bir tanesi, ben o kavramları daha çok seviyorum, onları kullanacağım. Cemaat ve cemiyet kavramları. Tabii burada hani söylememe gerek yok ama çok takip etmeyen arkadaşlar varsa, hani ben tabii dini bir bağlamda kullanmıyorum bu. Ben yani sosyoloji formasyonu olmayanlar için. Hani Türkiye'de cemaat kelimesinin de çok, biliyorsunuz hani şey bir kavram artık. Çok politik olarak çok kirli bir kavram. Dolayısıyla ben ne malum cemaatin ne de dini cemaatleri karşılamak için değil, tam da Töniz'in kullandığı anlamda. Yani şimdi öz Türkçesi topluluk. Bana çok hitap etmediği için cemaati şey yapıyorum. Yani cemiyetin karşıtı olan, ondan sonra toplumun karşıtı olan. Yani aslında premodern bir sosyallik çerçevesi şeyden ya da Dürkheim'den yola çıkarak söylerseniz de, işte neydi? Mekanik solidarite, organik solidarite falan filan. Şimdi hani böyle soyut soyut konuşmayı da çok sevmem. Mesela hani kolay anlatmak için, mesela son intihar eden tıp fakültesi öğrencisi. Yani sosyoloji nasıl işimize yarar? Mesela. İşte mesela tam da bu cemaat ve benim genel teorim, son 10 yıldır Türkiye'nin modernleşmeden modernliğe doğru hareket ettiği, yaşadığımız son 20-30 yıllık krizin bunun krizi olduğunu, bunu bugünkü terimlerle söylersek cemaatten cemiyete geçiş. Ondan sonra ve bu çocuk mesela, yani bu iki kavram arasında ortak küme olmaması, geçişin çok sert olması, belki de işte sosyolojinin işlev görememesi, her şeyin aşırı politikleşmesi sonucunda çocuk intihar etti. Çünkü çocuk, genç neyse, aslında cemiyet özellikleri gösteriyor. Çok araştırmadım ama hani işte Google var sağ olsun. Ondan sonra ama yani sosyal kökeni, ailesi veya ait olduğu işte cemaat, dini cemaat, ilişkiler ağı daha çok cemaatsel özellikler gösteriyor. Daha taşralı diyelim özellikler gösteriyor. Ama çocuk bir şehirde tıp fakültesi okuyor ve işte mesela olayın şey şekilde vuku bulması, işte video kaydı, cep telefonu var, Wi-Fi kullanıyor. Ondan sonra işte arkadaşlarıyla belki kafede buluşuyor işte falan. Bunlar modern kamusallık veya cemiyet özellikleri. Ama çok güçlü ayağında cemaatsel bağlar var. Ondan sonra
işte orada yaşaması gerekiyor, alternatif yok. Şimdi dolayısıyla bu işte tam da aslında bu spesifik örnekte aslında benim anlatmaya çalıştığımı çok kısa bir şekilde anlatmamı sağlıyor bence. Dolayısıyla bunu bir soyutlayın ve Türkiye'nin genelinde yayın. Dolayısıyla burada bir işte birey olma, cemaat yerine cemiyetin bir parçası olma sorunu yaşanıyor Türkiye'de. Dolayısıyla bunun bütün dünyada biraz böyle olmaklığı söz konusu elbette. Ondan sonra bunun Fransa'da, İngiltere'de de böyle boyutları olabilir ama sonuçta baktığımızda Avrupa'da bu meselelerin göreli olarak, izafi olarak bizden biraz daha iyi durumda olduğunu söylemek zorundayız. Yani sosyoloji bence bize bunu söylemeyi gerektiriyor. Yani bundan da epey bir imtina edildi Türkiye'de son yıllarda okuryazar çevrelerde. Ben bunu biraz eleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani işte yani bilimdir, işte şeydir, zihni üretimdir. Buradaki kavramları çok kolay şey etmemek lazım. Hani onlardan çok kolay vazgeçmemek lazım. Cemiyet önemli bir şeydir. Yani Türkiye için cemiyet önemli bir şeydir, anlamlı bir şeydir. Toplum kavramı önemli bir şeydir, birey kavramı önemli bir şeydir, kamu kavramı önemli bir şeydir ondan sonra. Şimdi yani dolayısıyla işte toplum dediğimiz zaman biz bir ideal tipik bir çerçevede söylüyoruz ama Türkiye'de bunun karşılığı ne kadar olduğunu o kadar tartışmıyoruz. İşte birey diyoruz, işte pasaportu, nüfus kağıdı olan herkes birey olmuş oluyor mu? Türkiye Cumhuriyeti yazdığın zaman ulus devletleşme süreci tamamlanmış oluyor mu? Şimdi dolayısıyla bu kavramların Türkiye, Osmanlı Türkiye modernleşme tecrübesindeki realizasyon oranları nasıl diyelim, gerçekleşme şeylerini tartışabilmek lazım. Yani bunu da siyasetten göreli bağımsız olarak işte sosyal bilimsel, işte akademik, entelektüel, okuryazarlık zeminlerinde tartışabilmek lazım. Şimdi dolayısıyla böyle bir sorunumuz var bir kere. Ben geri kalmışlık, işte sonradan gelmişlik falan filan demek istemiyorum, o kavramları kullanmıyorum. Ama niteliksel bir farkı tespit etmemiz lazım. Ondan sonra yani bunun da en benim cevabım, teorinin bana öğrettiği, Türkiye'de sapladığım en büyük açık kamu açığı. Yani işte Rönesans'tan, Reformasyon'dan beri Avrupa tecrübesine, modernliği modernleşerek ithal etmeye çalıştığımız tecrübede işte Rönesans'tan beri 500 yıllık bir kamu tecrübesi var. Yani işte daha ulus devlet yok, daha yurttaşlık yok, daha sandık yok, daha cumhuriyet yok. Ondan sonra daha birey bile yok ama işte ilk hümanistlerle falan bilme Kuzey İtalya'da 1400'lerde 1500'lerde yavaş yavaş embriyo olarak bir kamu oluşuyor, bir kültürel kamu oluşuyor. Ondan sonra dolayısıyla Avrupalı öznenin en azından Türkiye'li özneye göre birkaç yüzyıllık daha fazla ötekiyle aynı kafede oturma, farklı mezhepten aynı bakkaldan alışveriş etme, işte farklı renkten insanla evlenme, ilişki yaşama, işte efendim aynı iş yerinde CHP'linin AKP'liyle aynı iş yerinde çalışabilme tecrübesi var. Sivil bir zeminden konuşmaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu tecrübeyi önemsemek lazım. Bu tecrübe birikimi Türkiye'de göreli olarak zayıf. Ötekiyle aynı masaya oturma tecrübesi. Bakın ben hep şey kitaplarımda öyle hani şeyler, oyunlar yaparım. İşte yani köy kahvesiyle işte şehir kafesi. Şimdi sen köy kahvesine girersen Ali zaten kadın yoktur büyük ihtimal. İşte Ali ve Selami hepsini tanırsın. Hepsine ismini verirsin. Çünkü zaten öteki dayının oğludur, öteki amcanın oğludur falan filan, akrabandır. Çocukluğun birlikte geçmiştir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın bu cemaat. Bu cemaat sosyolojik olarak cemaat ama şehre geldiğin zaman işte bu çocuk böyle bir orijinden geliyor ondan sonra ama tecrübe ettiği yeni şehir tecrübesi ne doğru akmak, gelişmek istiyor görebildiğim kadarıyla ve orada çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla artık etnik, dini, mezhebi kategoriler üzerinden değil daha kamusal gereklilikler veya iş bölümleri üzerinden sosyalleşme. Modernliği tarif ediyorum bir yandan aslında. Şimdi bu tecrübe Türkiye'de eksik. Bunun altını çizmemiz lazım.
Yani bu postmodernlik falan filan meseleleri bunları biraz bize kolay şey etti. Bu kavramları kolay yıprattı. Ondan sonra bu önemli bir şey. Şimdi gelelim, tabii ne kadar riayet edebileceğim bilmiyorum. 10 dakikam geçti herhalde. Cuma Bey bir hatırlatır mısın? 6 dakikanı da vereceğim. Tamam, işte bu sekülerleşme laiklik meselesine de birkaç bir şey söyleyeyim. Geri kalanı da soru cevap bölümünde söylerim artık. Kusura bakmayın. Girince toparlamak zor oluyor. Bir de tabii Türkiye tecrübesiyle ilgili. Özellikle bu toplantının başlıklarını oluşturan kavramlar açısından. Evet, Türkiye'de bir laiklik var. Bir sekülerleşme var. Son yıllarda bu konularla da ilgileniyorum. Ben şimdi laiklik toplumsal zemini tanımlamak zorunda olmayan bir kavram. Yani laik bir sıfat olarak devleti, kamuyu, belediyeyi, işte neydi? Cenaze şeyleriyle ilgilenen servisi, işte mesela adliyeyi, vergi dairesini ilgilendiren bir kavram. Yani devletin laik olmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Ama Türkiye, Osmanlı Türkiye tecrübesi de devlet veya kamu ve kamu erkleri laik olmak yerine genelde laiklik şeklinde, yani laisizm diyebileceğimiz bir modern ideoloji daha fazla öne çıkıyor. Dolayısıyla toplumun işte 1/4, 1/3 laisize oluyor. Ben bunu sekülerleşme tecrübesinin ayrı bir tecrübe olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de bugün sol, işte şehirli veya işte CHP seçmeni katmanları diyebileceğimiz çerçeve. Ondan sonra dolayısıyla laiklik aslında bir modern ideoloji rolü oynuyor ve dinle de ilişkisi biraz antiteist özellikler gösterdiği için de bir tür alternatif din gibi de algılanabiliyor büyük ölçüde dindarlar tarafından. Dolayısıyla ben madalyanın öküzü yüzünde de dindarlığın aşırı siyasallaşmasını biraz bununla ilişkilendiriyorum. Yani İslamizm ve laisizm Türkiye'de birbirini üreten iki şey. Tahterevalli diyorum yani. Birisi yüklenince öbür tarafı hemen bir ses çıkarmak zorunda hissediyor. Ondan sonra özneleri de suçlamak için söylemiyorum. Bu ülkenin tarihsel motoru böyle kurulmuş gibi. Anlatabiliyor muyum? Aktörleri, toplumsal ve siyasal aktörleri de suçlamak istemiyorum. Dozaj konusunda tartışabiliriz belki. Ama bunun çok yapısal olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla ve sekülerleşmenin daha çok dindar kesimler için kullanılması gereken bir kavram olduğunu düşünüyorum. CHP seçmenine seküler demiyorum ben. Onlar laisize olmuştur. Dinle veya dindarlıkla ilişkisini o kavram üzerinden kurmuşlardır. Türkiye'ye özgü tarafları da var bunun. Ve bu aslında Türkiye'de toplumsal sekülerleşmeyi sekteye de uğratmıştır kuşaklar boyunca. Yani Tanzimat'tan beri söylüyorum, Cumhuriyet dahil. Ve Türkiye'de aslında dindarların sekülerleşmesi büyük ölçüde 1980 sonrasıdır. Yani başörtüsü de bunun şeyidir. Yani işte bunun, yani bu konfrontasyonun, geri dönülemez çatışmanın, yani başörtüsü yerel, ev, özel hayatı tanımlayan bir kavram olarak şehir kamusuna çıkıp yüksek öğrenim talep ettiği zaman işte çatışma orada başlıyor. Çünkü modernleşme onu daha çok yerel alanda, yerel demeyelim, özel alanda. Ondan sonra mahrem alanda geçerli bir şey olarak algılıyor. Kamuya başına açık olarak çıkmasını öngörüyor falan. Şimdi dolayısıyla evet, yani bugün geldiğimiz AKP Türkiye'si de aslında bunun nasıl diyelim, bunun bir şeyi, bir devamı. Dolayısıyla yalnız burada tabii şunu vurgulayarak bitireyim. Bu işin soykütüksel tarafı. Yani dolayısıyla Türkiye'de kutuplaşma her zaman var. Ben buna kronik boyut diyorum. Yani kronik olarak Türkiye'de bir kutuplaşma var. Yani işte 3. Selim'den beri var. 2. Mahmut işte şeyi kapattığından beri, yeni şehirleri kapattığından beri, Tanzimat Fermanı'ndan beri, işte Abdülhamit yaptıklarını yaptığından beri, Cumhuriyet, 2. Meşrutiyet, 1950'den beri kutuplaşma var. Yani dolayısıyla kromozomlarda, genlerde, çünkü bu ülkede geniş bir kamu yok. Hatta ben son bir yıldır falan artık mahalle kavramını kullanıyorum. İşte İslamcı mahalle, şey mahalle falan filan. Artık o da yetmiyor çünkü aslında postmodern bir sürü özellik, herkesin cebinde cep telefonu varken nasıl mahalle diyeceğim. Mahalle premodern bir kavram. Bu ihtiyaçtan paralel kamular diye bir şey icat etmek zorunda kaldı. Yani
Dolayısıyla birbiriyle temas etmeyen zeytinyağı, su gibi ondan sonra toplumsal kesimlerimiz var. Cuma Bey'in girişte yaptığı üçlü büyük, hani Karadeniz, İç Anadolu, işte kıyılar ve Kürt bölgesi, Güneydoğu derken kastettiğim belki benimkine benziyor. Dolayısıyla birbirine temas etmeyen, aynı kafede oturmayan, kız alıp vermeyen, işte efendim yani aynı sitelerde, apartmanlarda bile oturmayan, anlatabiliyor muyum? Böyle işte İslamcı bir mahalle, işte laik bir mahalle, ondan sonra modern bir mahalle falan filan gibi yapısal, aslında bu modern çerçeveye, şemeye uymayan bir şey oluştu Türkiye'de ve o yapısallaştı. İşin akut kısmıysa ben daha çok hani illa bir tarih veya hani depar noktası hani söyle hocam diyenler için ben Gezi diyorum 2013. Yani bu kutuplaşmanın artık politik bir siyasete dönüşmesi, özellikle yönetim tarafından, iktidar tarafından bunun keşfi. Yani buna oy konsolidasyonu deniyor, işte kaymanın engellenmesi, kararsızları geri çekme falan filan. Bir de bunun şeyi, yani bunun artık ilgili toplumsal aktörlerin zihinlerinde veya bagajlarındaki kutuplaşmanın üstüne sürekli burayı kaşıyan, bunu bir yönetimsellik, bir governmentalite modeli haline getiren bir dönem yaşıyor. Bunun getirildiği bir dönemden geçiyoruz 2013'ten beri. Yani ondan sonra bu aynı zamanda AKP'nin inçe geçme diyelim, hani ondan sonra yani kendi dışındaki itibarının zayıflamasıyla da paralel. Yani ondan sonra, çünkü meşruiyet biliyorsunuz şey değildir, size oy verenlerin sizi ne kadar sevdiği değildir. Meşruiyet daha çok size oy vermeyenlerin zihninde ne kadar şey olduğunuzdur, sempatik olduğunuzdur. Şimdi AKP'nin ilk dönemlerini düşünün. Ne dediğimi anlamışsınızdır. Dolayısıyla böyle bir yani oy tabanının daha genişinde bir meşruiyet alanı, daha geniş bir meşruiyet alanı vardı. Şimdi bu meşruiyet alanı giderek oy verenlere doğru kapanıyor. Yani sadece oy verenlere doğru kapanıyor. Dolayısıyla diğer bütün geri kalan Türkiye'de bir karşıtlık haline dönüşüyor. AKP karşıtlığına dönüşüyor. Ondan sonra dolayısıyla ben o kesimi de suçlamıyorum. Yani dolayısıyla bunun nedenlerini anlatmaya çalıştığım için belki ondan sonra ve dolayısıyla böyle bir açmaza girdik. Büyük bir açmaz bu. Çok büyük bir açmaz bu. Ve bunun ben bunu aslında 2013-2014'ten beri söylüyorum. Yani işte alçak sesle, yumuşak sesle, şeyle falan. Yani otoriterlikten otoriterlik beğenmek durumunda kalacağımız bir sürece giriyoruz. Ben galiba 2013-2014'te söyledim falanca yazımda, falanca kitabımda falan filan. Yani dolayısıyla bunun otoriterlik üretmemesi mümkün değil. Yani böyle bir sürecin lay lay lon bir şekilde onu herkesin olmaya devam ederek o şimdiye kadar olduğu gibi olmaya devam ederek kimsenin değişmeden, yani toplumsal kesimlerin hiçbirinin değişmeden biz buradan zararsız bir şekilde çıkmamız mümkün değil. Esin Hocam, 2 dakikayı da aştınız. Bir hatırlatmada bulunayım. Yani ben tabii çok özür diliyorum Hidayet Hanım'dan ve sizden, diğer arkadaşlardan da. Yani herkesin ayağını denk alması gerekir. Benim hani böyle analiz yaptım, tahlil yaptım. İlla hani 2-3 bir tavsiye mi? Yani hepimiz bu ülkede yaşamak isteyen, bu geleceği bu ülkede gören herkesin ayağını denk alması lazım. Ve yani öteki tarafı eleştirme enerjisinin önemli bir kısmını kendine, kendi mahallesine, kendi tecrübe eksikliklerine ve ondan sonra o geniş kamunun nasıl hayata geçirebilir konusundaki yapabileceği özveri listesine falan odaklanması lazım. Ondan sonra dolayısıyla burada tabii ki okuryazar Türkiye'nin rolünün daha fazla olması gerektiğini söylemeye gerek yok. Teşekkür ediyorum sabrınız için.
Hocam çok teşekkür ederiz. Ben yine bir hatırlatmada bulunmak isterim. Sorularınız için lütfen chat, yani aşağıdaki sohbet bölümünü kullanın. Yani şimdi Nebesim Hoca sorularınızı yazabilirsiniz. O da bu arada soruları görmüş olur. Ama ben hocama zaman kazandırmak adına iki soruyu şimdiden sormuş olayım. Bir tanesi, bu bütün hikayede mülkiyet meselesini nereye koymak gerekecek? Çünkü ben bunun çok belirleyici bir hikaye olduğu kanaati içerisindeyim. Yani Türkiye'de mülkiyetin dağılımı, bölüşüm meselesi bana bu bütün hikaye içerisinde nerede denk düşüyor? Bir bu. Birinci sorum hocam. İkinci olarak da hani bir zaman varken not alasınız diye söylüyorum. Şimdi Avrupa'daki kamu oluşumunda şeyin altını çok çizdiniz. Yani ötekiyle teması. Aslında yani Türkiye'nin hikayesinde çok ötekiyle temassızlık bu kadar merkezi bir mesele mi? Çünkü hem Osmanlı deneyimini az çok biliyoruz. Oradaki ötekilerin varlığını ve ötekiyle temas etme halinin belli ölçüde olduğunu biliyoruz. Ben göç meselesine vurgu yaptım. Türkiye son 45 yılda 30 milyonun göç ettiği, büyük oranda metropollerde yığıldığı bir aslında bir deneyim var. Bu da bir temas deneyimi bir anlamıyla. İstanbul tek başına şu an Türkiye nüfusunun nereden baksanız %20'sine denk düşüyor ve bir temas alanı belli ölçülerde. Ya da bu son dönemdeki işte bütün bu yeni teknolojiyle, işte Zoom teknolojisiyle bu kadar temasa rağmen hala bu kamunun yokluğunu nasıl açıklamak lazım deyip soruyu vereyim size ben. Ama şimdi izniniz olursa Hidayet Hocam'a geçmek istiyorum. Hidayet Hocam, onunla da ilgili birkaç veri verip ondan sonra sözü bırakmak isterim. Hidayet Hocamız 85 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu ve 98 yılında Hadis Ana Bilim Dalı'na doktorasını aldı. Doktora tezinde kadın karşıtı söylemin İslam geleneğindeki iz düşümleri konusunu çalıştı ve bu çalışma aynı zamanda kitap olarak da yayınlandı. Hocamız sivil toplumda da aktif olarak çalışan biri. Son 20 yılda 95 ile 2017 yılları arasında özellikle Başkent Kadın Platformu içerisinde aktif olarak çalışmaları oldu. Yine hem yurt içinde hem yurt dışında İslam ve kadın konusunda sayısız panelde, söyleşide, konferansta yer almış ve konuşmuş olan bir hocamız ve kamusal tartışmada önemli katkıları olan bir hocamız. Yine Star Taraf, Serbestiyet gibi de çeşitli ne diyelim platformlarda yazılarıyla kamusal tartışmaya dahil olan hocamız. 14-17 arasında Mardin Artuklu Üniversitesi'nde antropoloji bölümünde çalışıyordu. Hali hazırda Kırıkkale Üniversitesi'nde İslami İlimler Fakültesi'nde din sosyolojisi alanında bir öğretim üyesi. Hidayet Hocam buyurun, söz hakkı sizin. Yine 15 dakikalık zaman hatırlatmasını yapmak isterim ki biraz tartışmaya ve soru cevaba zaman kalabilsin. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Bu konu zaten hepimizin gündeminde aslında. Yani Türkiye'nin bu polarizasyonu ve sebepleri nasıl giderebiliriz, nasıl bu kompartmanlara bölünmüş, mahallelere bölünmüşlük meselesini nasıl aşabiliriz meselesini aslında hepimizin gündeminde olan bir soru. Besim Bey çok güzel bir giriş yaptı bence. Ben de yani bunu çok çeşitli platformlarda konuşuyoruz aslında. Pek çok sebebi var. Hem bu kutuplaşmamızın hem de işte birey olmak, toplum olmak, cemaat olmak meselelerinin neresinde olduğumuz. Şimdi tabii modernleşme hep birey ve toplum olma üzerine tanımlanmış bir şey. Yani cemaat olmak premodern bir şey olarak tanımlanıyor. Fakat bakıyoruz hem Türkiye'de hem de aslında dünyada dindar grupların yine cemaat tarzı örgütlenmeleri devam ediyor. Yani bir sürü yeni modern dini hareket var. Bunlar da cemaat tarzı örgütlenmelere gidiyorlar. Ben Türkiye için yani çok geçmişe bakmak istemiyorum ama genel olarak niye yani bizde başkalarında olan bizde olmuyor? Bizde ne oluyor meselesine bakarken ben şunu görüyorum aslında. Bizde olan her şey tepeden geliyor. Yani bizde vatandaşı sorarak, vatandaşla müzakere ederek, vatandaşla istişare ederek, vatandaşla ilgili böyle bir ikna süreçleri
yaşayarak yapılan hiçbir şey yok hemen hemen. Yani herkes zaten vatandaş için veya insanlar için neyin iyi olduğunu bildiği için, yani İslamcılar, Türkçüler, Batıcılar, geçmiş Osmanlı döneminde, daha sonra işte Kemalist elitler, şimdi İslamcılar, yani herkes zaten kendisi ve başkaları için neyin en iyi olduğunu, en iyi toplum modelinin, en iyi hukukun, en iyi yönetim tarzının ne olduğunu herkes biliyor ve herkes bunu bir şekilde dayatıyor. Bence Türkiye'de tek bu yani dayatma süreçlerinin biraz müzakereye, biraz karşılıklı konuşmaya evrildiği bir süreç vardı. İşte AK Parti'nin ilk zamanları ve açılım süreci, Kürtler için çözüm süreci. Biz o dönemlerde daha çok konuşabildik veya 28 Şubat sürecinden yani baskıcı bir dönemde ama konuşabildiğimiz birçok şeyi de müzakere edebildiğimiz bir dönemdi yine. Fakat bu sefer hani dindarlar güçlenince onlar tartışma alanından çekildiler. Ben işte bu bir bu yukarıdan dayatmayı şöyle algılıyorum. İnsanlar kendilerine sorulmadan, kendilerine biçilmiş kaftanlar, biçilmiş en iyiler, biçilmiş sistemlere karşı bence yabancılık hissediyorlar. Yani kendileri için meşru, yani onların meşruiyeti zorla kabul ettirilmiş oluyor. Mecbur kaldıkları için kabul ediyorlar. Mecbur olmadıkları, bu açığını bulduğu yerlerde de bu sistemleri çiğnemekte hiçbir sakınca görmüyorlar. Yani bu sistemleri laikliğin, işte modern hukukun içselleştirilmediğini görüyoruz. Mesela çok basit bir şey, dini nikah meselesi. Türkiye'de yıllarca tartışıldı, çok çeşitli şeyler getirildi. İşte efendim tamamen yasaklandı veya resmi nikahtan önce yapılması yasaklandı. Yani bir dönem dini nikah yapanlar cezalandırılıyordu filan. Böyle bir sürü şey geçti dini nikah meselesinin başından. Fakat bunun çok konuşulduğu dönemlerde yapılan araştırmalarda Türkiye'deki evliliklerin %90'ından fazlasında dini nikahın resmi nikahla beraber yapıldığına dair istatistikler yayınlandı. Yani bir yandan böyle bu kadar tartışılan bir şey ama bir yandan da üstelik hani şu da var, Türkiye'de resmi evlilik de çok benimsenmiş bir şey. Fakat resmi evlilik pratiğinin benimsenmiş olması dini nikah meselesini hiçbir zaman gündemden kaldırmadı. Ve çok farklı şekillerde dini nikah meselesi kendi aktüalitesini, meşruiyetini korudu. Yani insanlar, yani kimisi şey dedi işte hani öbürü çok seküler bir şey, dua yok, hiçbir şey yok. Burada bir dua var, bir Allah'ın karşısında bir söz verme var diye bakan oldu. Veya ne bileyim işte dindar gençler nişanlıyken gezip tozmak istedikleri için bu nikahı yaptırıp, yani flört aşamasını bu nikahla yaşamak istediler ve aileler de buna rıza gösterdi. Yani bir şeyin modern dönemde bu kadar tartışılmasına rağmen ve yasaklandığı dönemlerde bile çok çeşitli şekillere girerek devam ettiğini görüyoruz. Fakat Türkiye'de yani antropolojik bakış ve sosyolojik bakış her zaman ideolojik bakışa kurban edildiği için, yani bu mesele, yani bir dini nikah meselesi bile sosyolojik bir şey ya da antropolojik bir şey olarak ele alınmak yerine sürekli olarak ideolojik bir şey, yani bir batılılaşma, modernleşme ya da karşıtı, işte şeriatçılık üzerinden bakıldığı için hiçbir zaman biz gerçek konuşmalar yapamıyoruz. Yani birileri konuşuyor ama kimin kulağına gidiyor, kim bu konuşmadan yararlanıyor onu bilmiyoruz. Ben bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'de insanların hangi kesimde olurlarsa olsunlar da böyle cahil insanlar olduğunu falan düşünmüyorum. Herkes, yani bugün ben sosyolojiyle tabii 4 senedir uğraşıyorum. Ondan önce de antropolojiyle uğraştım. Yani şunu görüyorum, sosyolojide akademisyenlerin mesele ettiği şeylerin çoğu
halk tarafından zaten çok çok daha iyi biliniyor. Yani akademisyenler bu var olan gerçeği akademinin diline çevirmeye çalışıyorlar. Sayılara daha bir sistemli bir biçimde, sistemli bir bilgi haline getirmeye çalışıyorlar. Yani Türkiye'de şu anda Kürt sorununu, ekonomik sorunu, batılılaşma sorununu, cemaatleşme sorununu, her şeyi herkes gayet iyi biliyor. Ama bunu kim nasıl sorunsallaştırıyor meselesi, tabii ki herkes kendi cephesinden bakarak şey yapıyor. Ben Türkiye'de bireyselleşmenin hiçbir dönemde teşvik edilmediğini düşünüyorum. En batıcı, en modernleşmeci dönemlerimizde bile okullarımızda öğrencilerin fikirlerinin merak edildiği, onların görüşlerine hürmet edildiği, kişiliklerine saygı duyulduğu, kişisel kararlarının vermelerine teşvik edildiği bir şey olduğunu görmüyorum. Yani ne Kemalist dönemde, hani o çok batılılaşmacı, modernleşmeci, ilerlemeci dönemde, ne de daha sonra ve ne de şimdi. Şu anda çocuklarımız birer yarış atı gibi sınav üzerinden eğitim sistemi yaşıyorlar. Yine biz onların ne düşündüğünü merak etmiyoruz ama onlar artık kendilerinin ne düşündüğünü ifade edecek. Yani en azından biraz daha genç yaşlarda bu platformlara kavuştular ve ifade ediyorlar. Yani ne eğitim sistemimizin ne aile hayatımızın yani bireyleşmeyi çok desteklemediğini düşünüyorum. Evet, bir hocam, son 5 dakikanız toplum. Hatırlatmış olayım da. Dayanışmacılığımızda. Hocam son 5 dakikanız hatırlatmış olayım. Araya girmiş olayım. Kusura bakmayın. Buyurun. Estağfurullah. Dayanışmacılığımızda ya küçük yani aynı mahallenin içinde küçük cemaatler Türkiye içinde çeşit çeşit mahalleler ve cemaatler şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla bu yani buna ideolojik cevaplar verilebilir, ideolojik yorumlar yapılabilir. Yani ben şöyle yorumlar duydum kendi kulağımla. İşte Necla Arat kulakları çınlasın şey diyordu. Ya diyordu, tabii diyordu, o tarikatlar para dağıtıyorlar üyelerine. Onun için işte o tarikatlar o şekilde devam edebiliyor. Ben dedim ki kusura bakmayın da ben yani genelde insanlar tarikatlara para verir dedim. Tarikatların yani maddi şeyini çok küçük bir kesim bundan yararlanır. Ama esas büyük halka tarikatları besleyen gruptur. Dolayısıyla bu yapıları bile yani çok fazla merak etmeyip sürekli suçlama üzerinden gittiği için her şey biz sosyoloji ve antropoloji, yani sosyal açıdan bakılması bile Türkiye'de neredeyse bir zaman suçtu. Yani Şerif Mardin'in çalışmaları, işte Nilüfer Göl'e Boğaziçi Üniversitesi'nde başörtülü kızlarla bir şey yaptı diye görmediği eziyet kalmamış. Yani Boğaziçi Üniversitesi gibi bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de herkes biraz otokrat, herkes biraz baskıcı. Yani en demokrat mahallelerde bile görünmez, çok yüzeye çıkmamış belki, yani daha ustalıkla yapılan baskılar, aşağılamalar var. Dolayısıyla ben bunun şöyle tamamlayayım. Bireyselleşmenin olabildiği ve bireysel hak ve özgürlüklerin böyle dolu dolu yaşandığı ve güvence altında olduğu ülkeler genelde hukuk sistemini düzgün oturtmuş ve hukuku ve sistemin diğer ögelerini bu şey üzerine kurmuş ülkeler. Bu işte denge denetleme ağı vesaire. Fakat biz de kimse aslında bu kadar özgür olmasını istemedi bence. Herkes birilerini hep çizgi içinde tutmak için gerektiğinde kullanılmak üzere bir baskı gücünün olmasını, yani işte o şeriatçıları, o tarikatçıları, o kafasına sarık giyerek mahkemeye giden avukatı, başörtülü hakimi, işte ateist bilmem kimi, Hazreti Adem'e hakaret eden şarkıcıyı, neyse yani herkes
kendi ötekisi, kendi düşmanı ya da kendi değili olarak konumlandırdığı kim varsa onun sınırlandırılması konusunda zaten bir şeye sahip, isteğe sahip. Dolayısıyla burada kimse tamamen özgür bir ülke olmasını istemediğini düşünüyorum. En belki isteyecek olanların bile kırmızı çizgilerinin olduğunu düşünüyorum. Ve cemaatleşmenin teşvik edildiğini düşünüyorum. Hani modern cemaatler ve dini cemaatler olarak herkesin kendi konforlu alanında çok rahat ettiği için işte bu dediğim ama 2012 yani 2000'li yılların başlarında çok çeşitli mahalleler arası bir sürü çalışma oldu. Bu çalışma çoğumuza iyi geldi. Çoğumuz bu çalışmalarla dönüştük, beslendik. Fakat yani sürdürülemiyor. İnşallah yeniden böyle bir ortam olur diye umut ediyorum. Yani olursa bu çabanın sonuç verdiğini, insanları mutlu ettiğini, insanlara çok şey öğrettiğini gördük aslında. Fakat ne yazık ki yani yeni evrildiğimiz, özellikle Besim Hoca'nın dediği gibi gezi sürecinden sonra evrildiğimiz süreçte mahalleler arası herhangi bir empati, dostluk zaten istenmiyor. Mahalleler arası düşmanlık ve kendi kesimini takviye etme temel bir politika haline geldi. Muhalefet bir şeyler yapmaya çalışsa da bu da engelleniyor. Neyse devamını ikinci turda konuşuruz inşallah. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Şimdi ben de bir yandan bir iki sorum var. Bir yandan da Besim Hoca'ya sorulan üç tane soru var. Ben not aldım. İzin verirseniz ben şimdi soru cevapta yine önceliği Besim Hoca'ya vereyim, Hidayet Hocam. Ama bu arada ben de size bir iki soru sormuş olayım. Çünkü şu an chatte görebildiğim kadarıyla gelmiş bir soru yok. Biraz zaman da kazanmış oluruz. Ya bir bu hani işte toplumla müzakere eden kimse yok. Herkes toplumla yukarıdan konuşuyor diye bir hususun altını çizdiniz. Ben biraz burada toplumun öznelliğini sormak istiyorum. Yani bu toplum, bu biraz bir pasif toplum algısı değil mi? Yani burada toplumun, ya bu örgütlü cemaatler dışında sokağın bir öznelliğini konuşamaz mıyız? Buradaki açık ne? Bir onu sormak isterim. İki, bu mahalleler arasındaki köprü kurma meselesinde Türkiye'deki sivil toplum nerede duruyor? Yani bu konuda bir deneyiminiz de var. İşte bir uzun yıl, 20 yıla yakın bir sivil toplum deneyiminiz de var. Bir de onu sormak istiyorum. Sivil toplum burada nerede duruyor? Yani bu köprü kurma, bu mahalleleri aşma, ne diyelim, ortak zeminleri inşa etme becerisi sivil toplumun ne kadar? Bunu sormak isterim. Besim Hocam, size de üç tane soru var. Okumuşsunuzdur ama ben tekrar en azından herkesin duyması için bir hatırlatma yapmak isterim. Bir sorumuz işte laisize olmuş kavramını kullandınız diyor bir arkadaşımız. Kemalizm bu konuda dair bir kavram değil mi diye bir sorusu var. Ve yine aynı arkadaşın buradaki devletin rolünü nereye koyuyorsunuz? Devletin rolüne dair bir sorusu var. Yani bu bütün hikayede devlet nötr bir aktör mü ve nerede duruyor diye bir sorusu var. Bir diğer katılımcımız işte sanatçıların, aydınlar tehdit edildiği bir ortamdan geçiyor diye bir vurgu yapmış ve bir otoriterleşme eğilimi mi var diye sormuş. Aslında çok açık olan bir soru ama belki buna dair hani bir hatırlatma diye düşünüp biraz da detay verebilirsiniz, tartışmak isteyebilirsiniz. Bir umut verici çözüm var mı? Yani yarına dair, umuda dair bir otoriterleşme karşısında bir umut var mı diye bir sorusu var. Yine kuşaklara dair bir soru var. Yani bu bütün meseleyi kuşaklar bağlamında değerlendirirsek ne diyebilirsiniz diye. Zira hani bir 12 Eylül 80 kuşağı var, işte bir de 2000'ler kuşağı var. Bu bütün hikayede kuşaksal bağlamda baktığımızda, kuşak ekseni baktığımızda ne söyleyebiliriz diye. Besim Hocam buyurun. Böyle bir 5-6 dakika içerisinde hocam toparlayabilirsiniz. Tamam. Evet, 20-52 evet, ben en fazla 6 dakika diyeyim. 8. Ya şimdi evet, yani bu devlet meselesini tabii göz ardı edemeyiz. Hidayet Hanım da değindi, sonunda da var, abi de değindi ama ben şöyle bir nüans şey etmek istiyorum, izin verilirse. Tabii bunu kısaca anlatmak çok zor ama son yıllardaki düşünce aksın en azından. Yani bunun dönemecinde ben 15 Temmuz olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de ilk kez bir darbe geri döndü.
Ve burada halk işte yani oradaki bir sürü polisiye şeyler, komplolar, komplo teorileri falan onları ben anlamam yani. Sonuçta ben de bir insanım işte televizyondan gördüğüm kadarıyla. Böyle bir şey ben ömrü hayatımda görmemiştim en azından. Ya bunu niye söylüyorum? Çünkü bu ya tabii ileride birkaç on yıl sonra belki bunlar daha kolay anlaşılır ama yani artık devlet üzerinden tahlil etmekte ben biraz imtina ediyorum açıkçası. Ondan sonra bir modernleşme ülkesi olarak Türkiye'nin geçmişi için devletin rolünü reddetmek manasında değil. Bunu şöyle bir iki cümleyle şöyle anlatayım. Bakın artık vesayet kelimesi kullanılmıyor. Neden? Çünkü aslında ilginç bir şekilde vesayet yani iktidarın yeterince toplumsal olmak zorunda olmamaklığı değil mi? Ondan sonra yani Hidayet İbn'in en başta söylediği yani halka sormadan, topluma sormadan falan yeterince sormadan bunun mekanizmaları ve hukuki normalitesi yeterince kurmadan tamam ondan sonra. Ama bakın o bile bir konformuş bir açıdan bakarsanız ondan sonra. Çünkü bakın artık şu anda Türkiye'nin demokratik kalitesinin arkasında toplum var. Dolayısıyla siyasi aktörleri suçlamamam, fazla suçlamıyorum ben derken ki kastım bu. Anlatabiliyor muyum? Yani Erdoğan'ın arkasında, AKP'nin arkasında, tabii diğer partilerin arkasında çok ciddi, interaktif bir toplum var. Bakın bu Türkiye'nin artık modern bir toplum olmaya başladığını işaret ediyor ama ben bunu işte 7-8 yıl önce de diyordum. Bu otoriter bir şekilde oluyor Türkiye'de olacak. Yani ondan sonra yani 30'ların Avrupa'sı tarzı bir şekilde ya da işte İspanya yani hani hep bakıyoruz hep yani hep övdüğümüz anlayın Avrupa. Yani Portekiz var, İspanya var, İtalya var, Almanya var. Anlatabiliyor muyum? Bunlar da modern tecrübeler ya bunlar da modernleşmeden modernliğe geçiş tecrübeleri ama hepsi İngiltere, Fransa gibi olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla iktidarın yaptığı daha çok bu toplumsal öznelliği yönetmek. Yani orada bir dayat da artık hani vesayet kelimesini geri çekip temsiliyeti yani temsiliyet de demek ki her zaman iyi bir şey değil. Olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla burada şeye geliyoruz işte yani toplam kalite, toplam vatandaş kalitesi, toplumsal vasat, kamu açığı dediğim şey. Anlatabiliyor muyum? Bu laisizasyon meselesi, evet yani ben şöyle bir iki cümleyi anlatmak zor ama laisizmin Türkiye'de en azından Avrupa'ya göre çok daha güçlü bir şekilde sosyalizm gibi, konservatizm gibi, liberalizm gibi modern bir siyasal ideoloji olduğunu düşünüyorum. Yani devletin ve kamu erklerinin bir sıfatının toplumsal bir ideolojiye dönüşmesi. Burada İtalya Demokratları'nın devletin bir rolü var. İşte buna da Kemalizm diyoruz. Ya ben onu kullanmadım hani çok gündelik siyaset. Tabii ki kastım odur yani soruda söylenen şey. Evet Kemalizm'dir ondan sonra ya da erken cumhuriyet politikalarıdır. Ama şu yani devletin bir sıfatının toplumsal ideolojiye dönüşmesi ikili bir rol oynuyor. Bir modern siyasi yani ulus devletin milliyetçiliği ikame ediyor mesela. Türkiye'nin gecikmiş milliyetçiliği. Ulus devlet çünkü TC. Ama ikinci meşrutiyete kadar böyle bir fikir yok. Çok iyi bir şey. Yani ondan sonra dolayısıyla milliyetçilik açığını gideriyor. Bir de işte modernleşmenin veya geri kalmışlığın sebebi olarak görülen modernleşme öznelerin zihninde dindarlığın, dinin, İslam'ı da ikame edebiliyor. Onu da nötralize ediyor. Filtreliyor. Nasıl uygun görürseniz, hangi kelimeyi tercih ederseniz. Dolayısıyla laikliğin böyle bir şeyi var. Fonksiyonu var. Bakın bir tahlil yapıyorum. Doğru, yanlış, eksik. Ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla bu da mesela demin de söylemeye çalıştım. İslam, yani ben İslamcılığı da bir dindarlık olarak görmüyorum artık. O da yani teolojik özellikleri olan, politik özellikleri olan bir karma. İslamcılık bir aynı zamanda tıpkı laisizm gibi modern bir siyasal ideoloji Türkiye'de. Yani bunun dindar olmakla, bir kitaba inanmakla ilişkisi de giderek kopuyor. Onu da söyleyeyim. Yani bu bağ var tabii, hiç çok değil. Ama bu bağ giderek de şey oluyor.
mesafeleniyor. Yani ondan sonra belli bir partiye, belli bir şeye yakın olmak anlamına geliyor artık İslamcılık. Ondan sonra. Şimdi bu otoriterlik, işte sanatçılara, manatçılara bilmem ne meselesi, devlet Türkiye'de her zaman insanları hapse atmıştır. Burada benim için daha ürkütücü olan şudur. Bunun çok geniş toplumsal kesimler tarafından şey olması, yani bu kuşatmanın, kapatmanın, sınırlamanın, anlatabiliyor muyum ondan sonra? Yani bunun sivilleşmesi, yani antidemokratik uygulamaların artık sivil sahada çok kolay ve kutuplaşmayı yükseltmek için de ya da yönetmek için de iktidar bunu kullanmak zorunda hissettiği için kendini, buradan çok olumsuz yerlere gidilebilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani burada işte devlet demokratik değil. Bana yetmiyor artık. Anlatabiliyor muyum? Ben toplumu da yani masum bir toplum, ondan sonra işte kötü bir devlet. Bu kadar basit söylendiğini söylemek istemiyorum burada ama ondan sonra dolayısıyla devleti de artık, erki de artık Türkiye'de en azından bir iki kuşak öncesinden daha toplumsal, daha kılcal damarlarla ilişkili, bu Erdoğan'ın iktidarının gücü buradan geliyor işte. Yani diplere doğru şey edebilen bir iktidar bu. Belki de Türkiye'nin modernleşme tarihinin görmediği bir iktidar formu bu. Hocam toparlayabilirsek biraz iyi olur. Tamam. Kesin hocam. Tamam, ben şey diyeyim, siz uyardığınız için burada durayım. Hidayet Hanım da kullansın. Eğer çok ihtiyaç olursa tekrar söz alırım ama yani bu kadar şeyi bu kadar sürede söylemek çok zor. Özür diliyorum. Ya aslında soru cevap için yani bir tur daha atma şansımız var. O zaman sıra gelirse söylerim. Evet, falan arkadaşlar olursa yazabilirler. Özlemliği diye sormuşsunuz. Yani, evet hocam, size iki soru daha var. İstersen onları da bir hatırlatayım. Müzakere edecek toplum kim de hani müzakere edecek? Tabii ki toplum, işte Türkiye'deki toplumu zaten kimileri mozaik, kimileri ebru olarak tanımladı. Çok parçalı bir yapı. Osmanlı'dan beri böyle. Dolayısıyla yani toplumla müzakere etme meselesi aslında bütün modernleşme çabalarında veya şeyde yani toplum üzerine konuşan herkesin aslında bir düşünmesi gereken bir şeydi. Çünkü ben bunun aslında önemsenmediğini düşünüyorum. Yani çünkü şuna bakıyorum. Batıcılar, modernleşmeciler, Osmanlı döneminde tüm bu akımlar cahil, eğitilmesi gereken, bir yerden alınıp bir yere götürülmesi gereken yeni adetlerle, yeni alışkanlıklarla şey yapılması gereken, donatılması gereken bir yapı olarak görüyor herkes toplumu. Bir şekilde toplum üzerinde söz söylemek ve ona müdahale etme hakkını, yani çok iyi niyetli olarak herkes kendisinde görüyor. Dolayısıyla bu dediğim gibi bütün gruplar için geçerli. Ve biz bunu kendi hayatlarımızda, bireysel hayatlarımızda da birçok şekilde yaşadık, görüyoruz. Yani çok makro planda da yaşıyoruz, mikro planda da yaşıyoruz. Dolayısıyla bu anlayış evrilmediği sürece, yani bu biraz kendisini, kendisinde işte mesleki üstünlük olabilir. Yani toplumdan kendince bir şekilde biraz mesafe almış, biraz bir şeyler. Yani bunu ne bileyim işte toplumu yanlış bilinçlendirilmiş ve doğru bilinçlendirilmesi gereken bir kitle olarak görmek de olabilir bu. Veya işte cahiliye dönemi yaşayan, doğru İslami mesajın verilmesi gereken kitle olarak görmekte. Bunların hepsi toplumla ilgili bir şey, yani kabuller ve buradan bakıyoruz. Ben bunların hepsinin aslında toplumda bir şekilde iz bıraktığını ama yani çeşitli toplumsal kesimlerde iz bıraktığını ama öyle çok da fazla toplumu belirlemediğini düşünüyorum. Yani bizim toplumumuz bütün bu çok çeşitli siyasi dönemlerden geçtik. Bu dönemlerde hep farklı farklı özellikleri bir arada taşımayı da sürdürdü. O yüzden
Ben burada biraz yani sosyologların çok ideolojik yönelimlerinin güçlü olmasının Türkiye'deki toplumsal analizlerin iyi yapılmaması sebep olduğunu düşünüyorum. Yani benim sosyolojik müktesebatım çok yeni, çok taze okumalar yapıyorum 4 senedir. Gördüğüm şeylere şaşırıyorum. Sosyoloji kongrelerinde dinden bahsetmek sadece irticadan bahsetmek anlamına gelmiş 2000'li yıllara kadar. Yani din diye bir şey yok. Yani dincilik var. İslam yok. İrtica var. Yani böyle bir bakış açısının siz böyle bir toplumu okuyabileceğini düşünüyor musunuz Allah aşkına? Ve okuyamadılar zaten. Mesele burada. Onun için ben doğru okumaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve toplumun da çok, toplumdaki bütün bu parçaların çok büyük bir devingenlik içinde olduğunu da görüyorum. Bu devingenliği de anlamaktan aciz kalıyor belki sosyal bilimciler. Siyasetçiler daha iyi anlıyor. Olabilir. İşte istatistiklerle bazı şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yani öyle yekpare bir toplum öznelliği olduğundan bahsetmiyorum. Ama toplumun içindeki bütün o küçük parçaların, bütün o küçük parçalarla iletişim halinde olan özellikle siyasi ve dini grupların bu parçalarla çok yakın, çok içli dışlı ilişkiler içinde olduğunu görüyorum. Fakat Gülen cemaatinin başına gelenlerden sonra her dini grubun aslında bir şekilde bir muhtemel yani Gülen cemaati olarak görüldüğünü halk arasında ve çok temkinli yaklaşıldığını hatta uzak durulmaya çalışıldığını da görüyorum mesela. Yani bir tek örnek aslında birçok şeyi de değiştiriyor. Mesela bu ne kadar tespit edilebilir o da bir ayrı konu. Sivil toplum burada nerede duruyor? Sivil toplum sivil toplumda bir mozaik. Yani burada sivil toplumu bir iş kolu olarak yapanlar var. Gönüllülük esasında çalışanlar var. Gönüllülük artık tabii dönüştü yani o da bir iş koluna dönüştü. O da ayrı bir şey. Her kesimin, her grubun ayrı bir yardım derneği, ayrı bir işte insan hakları derneği vesairesi var. Yine de bütün bunlara rağmen yani atmosfere göre değişen şekillerde sivil toplum arasında böyle bir köprülük görevi icra edildi. Yani en azından şöyle söyleyeyim, sivil toplumun müntesipleri birbirlerini tanıdılar. Fakat bu tanışmanın ne kadarı anlaşma ya da anlama, empatiyle sonuçlandı ondan çok emin değilim. Yani yani sivil insan hakları savunucusu olmak, insan hakları savunucusu bir Müslüman olmak, insan hakları savunucusu bir Alevi olmak, insan hakları savunucusu bir Kürt olmak, bunları böyle bütün çok ideal ve evrensel standartlarda savunmak anlamına gelmiyor. Soyut olarak söylenirken bu tavrı gösteriyor insanlar ama somut meselelerde öyle bir şey karşınıza çıkıyor ki aa bir dakika şimdi burada şöyle bir mevzu var ben burada bir şey yapamam diye diyebiliyoruz yani ben kendi adıma da söylüyorum. Dolayısıyla yani sivil toplumun da çok çok başarılı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Belki sivil topluma daha fazla alan açılsaydı çünkü sivil toplumun şeyi kısıtlandı. Yani bu 2000'li yıllardaki inisiyatif alanı yaptığı şeyler yani içimizde düşman yok, 3H hareketi gibi öyle ilginç şeyler çalışmalar yapıldı ki yani bu tür şeyler devam etseydi sivil toplumun çok güçlü bir rolü olabilecekti. Fakat Gezi ile beraber sivil topluma da bir balta vurulmuş oldu bence. O yüzden çok etkili olduğunu düşünmüyorum şu anda. Hocam teşekkür ederiz. 3 soru daha var. Biri Besim hocamız için, ikisi de sizin için. Ben onları da sormuş olayım. Şu an saat 9:07 geçiyor. Yani yine bir 5'er dakikalık ikinci bir tur atma şansımız var. Besim Hocam size gelen soru, siz Türkiye'deki kanunları bir zeytinyağı ve su benzetmesiyle ele aldınız diye bir vurgu var. Ama bu temassızlığın temeli ekonomi mi yoksa cemaat mi diye bir soru var. Ve sosyal açıdan ekonomi ve cemaate dair ne yapmak lazım ki ne diyelim daha iyi bir ya bu premodernden moderniteye geçebilirim diye bir soru var sizin için. Bilmiyorum iyi formüle edebildim mi? Hidayet Hocam Mustafa Bıçak'ın size bir sorusu var. Konuşmanız içerisinde
son dönemde muhalefet bir şeyler yapmaya çalışsa da buna izin verilmiyor diye bir tespitte bulunmuşsunuz. Buna dair biraz da detay vermenizi istiyor bir Mustafa Bıçak Beyefendi. Yine Fırat Çapan'dan sizin için bir soru var. Yani Türkiye'de bir yandan bir otokratizm ya da otokratlığa dönük bir eğilim varken aslında toplumda bir radikalleşme yaşanmıyor. Yani bir gözlem olarak Fırat Çapan bunun altını çiziyor. Dolayısıyla bir radikallik ve köktencilik, yani bir radikalizm yaşanmıyor. Bu acaba bir radikallik ve köktenciliğin böylesi bir tehlikenin olmadığını göstergesi mi, sizce böyle bir tehlike var mı? Ya da insanların karşı taraftaki insanları görme, tanıma, içine yani kabul etmese de en azından tanıma olasılığı var mı? Yani siyasal anlamda olmasa bile sosyolojik anlamda bir arada yaşama, bir olgunlaşma gözlemliyor musunuz diye bir soru var Fırat Çapan'dan. İsterseniz yine Besim Hoca ile başlayalım. Siz de bu arada bir nefeslemiş olursunuz. Nefis Hocam buyurun. Besim Hocam buyurun. Çok konu oldu. Böyle gene 5 dakikada çok zor olacak. Ben biraz selektif bir şekilde affınıza sığınarak şey edeceğim. Yani bu şeyde ben ısrarcıyım Cuma Bey. Bu kutuplaşma veya nasıl diyelim ötekiyle bir aradalık tecrübe açığı dediğim şey. Bunun siz biraz hafiflediniz bunu. Tabii ki hakkınız ama ben burada ısrarcıyım ve bir bunu açıklamak isterim. Benim bildiğim çok az ülkede TÜSİAD ve MÜSİAD vardır. Yani yüksek sermaye çıkar grupları, yani sekülerlik ve dindarlık, Müslümanlık veya işte Kemalistlik üzerinden falan ayrışması çok ender rastlanan bir şeydir. Çok az ülkede Türkiye'de olduğu kadar bir Necip Fazıl, Nazım Hikmet kutuplaşması vardır sembolik olarak. Yani poetik kanon, poetik modern kanon olması açısından, ki bunda da yumuşama olmuyor değil, bunu kabul ediyorum ben, ona da değineceğim kuşak meselesinde. Ama bu çok önemli. Buna çok uzun zamandır eğitim sistemlerinin modernleşmeci aktörlerin eğitim stratejilerinde dinin çok dışlanmasından yola çıkarak dindarların neredeyse ayrı bir eğitim hattı, eğitim fabrikası oluşturmak durumunda olması. Bütün bu tarikatlar, işte yurtlar, burtlar biraz da bu geçmişten gelmiyor mu mesela? Ondan sonra yani niye kamunun şeyleri yok, işte yurtları yok bu çocuklara, 18 plus çocuklara hani özgürce yaşayacakları imkanları sağlanmıyor falan, değil mi? Vergi toplanmıyor bu ülkede. Şimdi dolayısıyla bütün bunların aslında bu birikmiş kutuplaşmayla, kronik kutuplaşmayla bir ilişkisi var. Anlatabiliyor muyum? Yani alışverişlerde bile, yani ben işte bir yerde yaşıyorum, diyor işte şu market şunun şucu diyorlar, bu market bucu, oradan ocular alıyor, bu marketten bucular alıyor. Yani iş o seviyede. Yani bu şey anlamında değil, ya öyle anlaşıldıysam yanlış anlaşılmak istemem. Yani bu sadece dindarlara özgü bir şey değil. Yani Dampı'daki damada ben dedim, evinin altında bin var, emekli cumhuriyet okuru, emekli öğretmen gidiyor. 2 kilometre uzaktaki Migros'tan alıyor, çünkü bin öteki mahallenin Migros'u çünkü. Ya tersi ya da, anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla burada çok ciddi bir şey var burada. Yani birikme var ondan sonra. Bu iktisadi olabilir, kültürel olabilir, dini mezhebi olabilir. Ama bunlar çok ciddi riskler. Bunlar çok ciddi riskler. Yani ulus olmak, toplum olmak, birey olmak, işte yani işte size hani kitabı şey etmeyeyim. Ondan sonra kuşak meselesiyle ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Evet, ben bunu önemsiyorum. Mesela bu son vakada bu genç kaybettiğimiz, intihar eden çocuğun hikayesinde de yani kuşak meselesinin önemli bir rol oynadığını. Yani ben Türkiye'de son yıllarda 68 diyeceğim ama yanlış anlayacaksınız. Yani öyle politik boyutuyla değil, sosyolojik boyutuyla yani 35 yaş altı Türkiye ile 35 yaş üstü Türkiye diyeyim şaire saygıdan, kültürel mesafe birikmesi, yoğunlaşması olduğunu düşünüyorum. Bir sürü araştırma da benim bu şeylerimi destekliyor. İşte KONDA'nın falan bazı araştırmaları, birçoğunuz biliyorsunuzdur.
Dolayısıyla bu çocukla ebeveynleri arasında da bir sorun var. Bu sadece tarikat, cemaat, dindarlık falan filan meselesi değil, eğitim meselesi değil. Yani bu çocuğun kendine öngördüğü hayat ile, yani 18 yaşında, yani önünde 60 yıl var, 50 yıl var. Yani hayatını geçirmek istediği 50 yıl ile ailesinden edindiği kültürel müktesebat arasında inanılmaz bir mesafe var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu da çok ciddi bir sorun Türkiye'de. Oy verme davranışlarının farklılaşmasından falan görüyoruz. Benim işte yani çok kötümser olmamamız öyle bir soru da olmuştu ya da değilmişti Cuma Bey. Bir sebebi de bu. Evet, yani Türkiye, benim tespitim şu, yani orta yaş üzeri Türkiye, genç Türkiye'ye kendini aktarmakta ortalama üzeri sıkıntı çekiyor şu anda. Yani krizin bir tarafı da bu. Yani ne bileyim, Cumhuriyet okuru, öğretmen emeklisi, çiftin CHP'ye oy veren çocuğu ve kızı da onlardan farklı. Ebeveynlerinden farklı. İşte dindar bir ailenin AKP seçmeni, İstanbul'da doğmuş, büyümüş, yine dindar oğlu ve kızı da ebeveynlerinden farklı. Bu mutlaka siyasal oy davranışı üzerinden şey etmemiz gerekmeyen, ama onun dışındaki bütün yaşamsal kriterler, tercihler, kültürel tüketim, işte iş, gender, işte bütün evlilik şey falan meselelerinin hepsini topladığımız zaman çok ciddi bir değişim var ondan sonra. Dolayısıyla bunun da krizsiz şey etmesi, tabii ki o mülkiyet meselelerine giremedim, göçme, bunlar çok önemli, Cuma Bey'e katılıyorum. Ondan sonra bunların bir sebebi de Türkiye'nin mesela kentli tecrübesinin azlığı. Hani izin verin iki cümle söyleyeyim. Biraz da bu işte Osmanlı saray müktesebatının ve kentli burjuva kültürünün, açık konuşalım yani. Balkan savaşlarından itibaren savaşlarda ölüm, işte Ermeniler, Rumlar falan filan, kentli tecrübenin Cumhuriyet'e aktarılamaması. %10 okuma yazma oranı. 1920'lerde yanılmıyorsam. Ondan sonra işte iyi kötü Tanzimat'tan beri bir matbuat kapitalizmi var. Küçümsemeyelim şinasiler minasiler. Yani bu ülke özellikleri içinde işte yaban atılmayacak, ama o bile transfer edilemiyor. Ondan sonra dolayısıyla Türkiye'deki bir meselenin de ben, yani bunu söylediğimiz zaman hemen din bin şey ediliyor, ama yani mesele din değil. Yani Türkiye'de çok ciddi bir şehirlilik, taşralılık savaşı da var. Yani ben buna işte son kitabımda antropolojik kültürle müfredat ve marif arasındaki kültürel kutuplaşma dedim. Ama bunu anlatmam saatler sürer. Dolayısıyla mesela bu çocuk gene cumasına gider, gene Müslüman olur. Ama antropolojik anlamda daha kentli bir Müslüman olmak istiyor belki. Anlatabiliyor muyum? Annesiyle babası gibi evlenmek istemiyor. Onların evlenme sosyolojik kriterlerine göre evlenmek istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Başka bir kriter setine ilgi duyuyor. Ondan sonra kendi seçmek istiyor eşini falan filan, atıyorum yani, bunu çeşitleyebilirsiniz. Dolayısıyla bakın, bunların hepsi sosyolojik meseleler. Bunlar siyasi meseleler değil. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra siyaset bunlardan fayda üretiyor, bunu kaşıyor falan filan, ama bunlar her ülkenin yaşadığı meseleler. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla neyse, uzatmayın. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Hidayet Hocam, size bir soru var aslında. Aynı mesele, biraz kuşak meselesine dair size de bir soru var. Yani aslında Besim Hoca'nın biraz aksi yönde bir yorum bu. Yani aslında mahalle düzeyinde gençlerin çok daha cesur olduğu ve ne diyelim, daha gerçekçi olduğuna dair bir yorum var. Biraz bu kuşak meselesini belki siz de biraz konuşmak isteyebilirsiniz. Yani Türkiye'deki bu halin dönüşümüne dair kuşaklara bir potansiyel var mı? Ya da kuşaklar arası aktarım meselesine siz nereden bakıyorsunuz? Belki bunu da ekleyerek cevap verebilirsiniz. Hocam bir 7-8 dakikada eğer toparlayabilirseniz, ondan sonra kapatmak istiyoruz. Bir iki soru daha var ama kusura bakmasınlar arkadaşlar. Çünkü zamanımızı bayağı bir açtık ve en geç 25 geçe bitirmek istiyoruz. Hocam buyurun. Yani ben burada hiç muhalefetten bahsetmedim aslında.
STK'lardan filan bahsettim. Bence yanlış anladınız söylediğim şeyi. Ama muhalefete yaptırılmayan pek çok şey olduğunu düşünüyorum. O ayrı bir şey de, yani burada o konuya girmemiştim. Kuşak meselesini, şimdi ben gençlerle bir aradayım ve İlahiyat Fakültesindeki gençlerle bir aradayım. Dolayısıyla bayağı gözleme şansım oluyor. Şöyle söyleyeyim. Belli dini grupların içinde olmak zorunda kalan, ailesi tarafından buna zorlanan veya maddi imkansızlıklar nedeniyle veya kendisi gönüllü olarak dini gruplarda kalan öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz polarize olmaktan rahatsız değiller. Yani bunlar zaten öyle olmak istiyorlar. Yani başkalarından ayrışmak, başkalarıyla etkileşmemek, kendi saflıklarını ve düşünce tarzlarını sürdürmek. Zaten şeyleri de, yani onların bu cemaatleri yöneticileri de bu çocukların başkalarıyla fazla hemhal olmasını istemiyor. Yani böyle bir şey var. Fakat bu öğrencilerimize zaten biz ulaşamıyoruz. Yani bizi derslerimize geliyorlar, dinliyorlar filan ama hiç bizim söylediğimiz hiçbir şey onların umurlarında değil. Onların kendi liderleri kimse, sadece onları dinler vaziyetteler. Fakat bunlar azınlıktalar aslında. Gençler arasında da cemaatlere karşı, baskıcı tavırlara karşı büyük bir, yani dindar gençler arasında da veya dini çevrelerde bulunan gençlerde de bunlara karşı reaksiyon var. Fakat bu reaksiyonu ifade edebilecekleri ortamlar az. Yani anne babalar çok anlayışlı değil. O anne babaları üzmek istemiyorlar veya karşı çıkamıyorlar, cesaret edemiyorlar. Şöyle söyleyeyim. Yani aslında gençleri rahat bıraksalar çok farklı bir manzarayla karşılaşabilirdik. Bu anlamda Çiğdem'in söylediğine katılıyorum. Yani şu anda 2020'lerin gençleri çok fazla kanaldan beslenen, yani bir Sezen Aksu tartışmasına evet taraf olabilirler. Fakat kendileri çok çok daha farklı müzikler dinleyen, filmler izleyen, internetin türlü nimetlerinden yararlanan gençler bunlar. Yani bunların onları etkilememesi mümkün mü? Kesinlikle etkiliyor. Fakat ben şunu da düşünüyorum, yani bu sınav maratonunun aslında gençleri pasifize etmek için de çok iyi düşünülmüş bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani daha ilk öğretimde çocukları ortaokul için sınava 2 sene çalıştırıyorsunuz. Liseye geçiyorlar. 2-3 sene üniversiteye hazırlanıyorlar. Üniversiteyi bitirirken kamu personeli sınavlarına hazırlanıyorlar. Bu çocukların hayatları sınavlardan ibaret olmuş durumda. Hocam sesiniz gitti de, Hidayet hocam. Seste bir sorun var arkadaşlar. Çok bir kafalarını kaldırıp da. Pardon, telefonu çaldı. O yüzden sesim kesildi herhalde. Böyle bir durum var. Fakat buna rağmen ben gençlerin dediğim gibi, yani farklı şekillerde daha özgün varoluş biçimleri gerçekleştireceklerini düşünüyorum. Zaten bizden farklılar. Bunu kesinlikle kabul etmek lazım. Gülayşe, şiddetin yaygınlığı da bireyselleşmenin önüne geçiyor olabilir mi demiş. Evet, yani sadece fiziksel şiddet değil, sembolik şiddet de çok güçlü. Yani korkutmalar. Dolayısıyla şiddetin, psikolojik şiddet, yani bir sürü şey var. Fakat bunlara da artık şerbetlenmiş bir nesil var diyebilirim. Yani bunlar devam etse bile, hani kendisine şey kanalları bulabilen, kaçış noktaları bulabilen bir gençlik var. Yani sosyal medyanın da zaten bunda çok çok büyük bir payı var. Ben kızımla konuşuyorum. Mesela benim yeni keşfettiğim şeyleri, kızım 16 yaşında, onunla 7'ye girdi. Benden 2 sene önce görmüş zaten o. Onun için onunla bile aramızda 2 sene, yani ben geriden geliyormuşum, onu anlıyorum bazen. Dolayısıyla farklı bir formdalar, bunu söylemek istiyorum. Bu bence umut verici bir şey. Kutuplaşmanın bütünleştirici bir forma bürünmesi
Yani bunun üzerinde durmakla olacak bir şey. Yani biz sürekli böyle bir düşmanlardan filan bahsediliyor. Dış düşman. Ya bu kadar polarize olmuş. Bu kadar yani sadece kendisi için düşünen, kendi grubu için düşünen, kendi grubunun menfaati için düşünen, ben bunu yani dindar gruplar için söylüyorum. Yani güya dindarların böyle ümmetti, insanlıktı, rahmetti, merhametti gibi söylemleri var. Buna uygun davranan insanlar da çok, yani onların hakkını yemeyeyim. Ama genel olarak grup psikolojisi olarak bakıldığında, yani dindarlar bile değil, sadece kendi cemaatinin, kendi tarikatinin menfaatini düşünen, bunun için parçalamaktan, bölmekten, başkalarını kötülemekten çekinmeyen bir sürü grup görüyoruz. Zaten açık açık konuşuyorlar bazılarında şurada burada. Şimdi bu tür insanların toplum olma diye bir derdi yok zaten. O zaten öyle küçük bir şey olmak istiyor. Ha büyümek istiyor da yani toplum olmak istemiyor. Yani tahakküm meselesini, işte bu mülkiyet meselesini, bunların hepsi var bu işin içinde. Onun için hem burada sosyolojiye iş düşüyor, hem siyasete iş düşüyor. Yani konuşacak daha çok şey var. Bu zaten işimiz bence son dönemlerdeki zaten en çok belki konuşmamız gereken konulardan biri de bu. Ben de böyle bırakmış olayım. Hidayet Hocam, Besim Hocam çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza, aklınıza, zihninize sağlık diyelim. Yine bütün katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Umarım böyle bir ne diyelim, zihin açıcı bir tartışma olmuştur. Ben çok keyif aldım. Çok keyifle dinledim. Ne diyelim, bir dahaki panelde, söyleşide buluşmak üzere diyelim. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.